Efendim merhabalar. Bugün bir diğer oyun videomuzda karşınızdayız. Deneyeceğimiz oyun School of Magic. School of Magic bir hack and slash roguelike RPG oyunu. Şu anda bir yandan da yayındayız. Oyunu da G-Round üzerinden 20 Nisan'a kadar ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Çok bekletmeden başlayalım. Evi diyor. Kimin evi? Raton'un evi. G-Round linkimiz de aşağıda bulabilirsiniz. Yayın linkleri, Discord linkleri hepsi aşağıda. Oyunda build'ımızı kartlarımız belirliyor. O tarz bir oyun. Nasıl? Bir dakika. Ya onu ellemeyecektik galiba da. Neyse elledik artık da. Bir dakika, raton rengi yapacağım ben. Önce bir siyah. Sonra bir sarı. Tamam. Burada da mı sarı? Yok, bu sarı çok olur. Burada siyah. Burada da sarımızı koyduk. Bu siyah. Bir dakika, buna bir farklı renk koyalım mı ya? Buna kırmızı olsun hadi, bu da gözümüzle uyumlu olsun. Bu neye yarıyor? Bu da sarı olsun. Hop, şöyle. General head'e geçelim. Head'e geçelim. Lan bir şey oldu. Yüzüm yok. Ha, yüzsüzüz. Okey. Yok, bir dakika, dövme falan bir şey istemiyorum ben. Saçımızı yapalım. Oo, güzelmiş. Oo, bu bayağı iyi. Ben bunu sevdim. Bir dakika, bu iyi ya. Böyle iyi. Evet, böyle iyi. Kaşım gözükmüyor zaten şapkadan dolayı. Body'ye lan. Ha, setimizi belirliyoruz. Yok, çok zorlamayalım. Böyle kalsın. En azından kadın olduğunu öğrenmiş olduk galiba. Bence kadın. Şöyle iyi. Save atalım. Yürüyor. Gel bakalım. Evet, oyunun sesini çok azıcık kıssak herkes için daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Bana ne oldu diyor arkadan, ben ses kısarken. Buraya gel. Gelelim. Sol tıkla ilerle. İlerledik. Sarı şeylerle etkileşime geçebilirsiniz. Merhaba, umarım giriş sınavına hazırsındır. Bir büyü okuluna girmek için sınavdan geçiyoruz oyunda. Sınav derken bana ne oldu ve ben neredeyim? Büyü okuluna giriş sınavı. Başvurdun. Başka neyden bahsediyor olabilirim? Ney? Başlamadan önce büyü okulunu seçmen lazım. Kaos, doğa, bu demoda geçerli değilmiş. Ben büyücü değilim, ne oluyor demiş. Kaos da demoda geçerli değilmiş. Nature seçiyoruz o zaman şimdilik. Zaman su gibi akıp gider. Ancak sınava şimdi başlaman lazım. Daha sonra konuşabiliriz. Geldik, biz geldik. Hemen tuşlara basalım. Bu oyunun hemen şuradan. Bir saniye, bir saniye. Bu oyun niye böyle? Hemen çözünürlüğünü düzeltiyoruz. Kalite ultra yapıyoruz ve devam ediyoruz. Artık daha rahat okuyabiliriz. Kartımız var mesela. Herhangi bir yere ekranda ışınlarmış bizi. 10 ile 30 arası damage vurar, zehirler. 10 ile 20 arası vurur, yakar. %20 fazladan tecrübe alırsın. Bunları kullan.
Bir dakika, seçim mi yaptım ben? Onu da istiyorum belki. Aha, seçimimiz var. Map'imiz burada. Tamam. Ben armor falan yaptım, yeşil başladık. Herhalde o kendi armorumuz falan olunca. Şimdi mesela ben buradan bunu da seçsem ne oluyor? Belki bunu da kullanmak istiyorum. Kullanamıyor muyum? Herhalde slot daha sonra açılacak. Haydi bakalım. Level'ımız ilendi. Şimdi bu artıyı nasıl harcıyoruz? Ha, level atladığında rastgele bir büyü yok olur diyor. Diğer büyü yok olur, diğer büyülerin level atlar diyor. Hop. Ve 3 tane yeni büyü gelir diyor. Her level atladığında %2 daha az hasar alırsın. Bu pasif mi? Always. Ha, en az %10 hasar alacaksın her türlü, ne yaparsan yap diyor, ona göre karar ver diyor. Pasif yetenekler de diyor sol üstte eklenir diyor. Oraya geldiğinde daha fazla bilgi alabilirsin. Şimdi bir şey daha seçebiliyor muyuz? Seçil değilmiş o. Her hasar göründe vereceğin hasarı arttırır diyor 3 saniye. %5 10 kez eklenir. Rakip hasar aldığında hareket hızın 2 saniye artar. 10 kez stacklenir. Bunu da seçemiyoruz mu? Her level atladığında bir tane seçebiliyorum. Seçtiklerimde level atlıyor. Okey. Pasifimiz hazır. En azından şimdi daha çok level atlamadan onu almak iyi oldu bence. Diğerlerini her türlü alırız canım. Lan. Lan. Git. Bir level daha atladık. Evet. Bakalım hangi siperimiz gidecek. Aa, onu istiyordum. Ben onu istiyordum. Ha, diye seçmediklerimiz level atlıyor ki seçme ihtimalimiz artsın. Okey. Mesela bunu şimdi seçmiyorum ki daha sonra daha iyi halde seçeyim. Poisonlar diyor. Damage atar diyor. Birisi bize saldırdığında exp kazanırız. Rakip hasar göründe %30 ihtimalle 5 experience kazanırmışız. Arkadaş, ben bunları alıp hızlı hızlı level kasasım geliyor benim, normal mi bu? Ben damage falan almıyorum. Ben hızlı hızlı level kasmaya bakıyorum şu anda. Bonfire mantığı falan yok. Loot yok mu? Nice. Evet, sistemi ben de beğendim ya. Güzel düşünülmüş. Rakip çok yakınken bunu yapamazsın. Bu ne, zindan mı? Ne bu be? Ne oluyor? Yalnız oynanışı gerçekten zevkli. Bayağı zevkli. Zindana girdik. Aa, bitirince de bunu mu veriyor bize? Maximum hayat, canımız düşüyor ama puan veriyor. Işık bizi neredeyse hipnotize ediyor ve buradaki demir bakire yaklaştıkça onun varlığını hissediyoruz. Bizi çağırıyor. Atla içeri. Bir dakika. Canımız azaldı lan bizim. Biraz saçma oldu. Neyse, canımız azaldı ama bir sürü şey gelecek. Bu damage'de bize saldırdıkça 300x veriyor direkt. Bunu alsak, direkt level atlıyorsak çok mantıklı değil mi? Bizim kaç x gerekiyor? Evet. Aa, bir dakika, yarı level veriyor. Bir level'da 3 kart geliyor, bir kart gidecek. Çok mantıklı şu anda, ver. Artık kartları satabiliyoruz. Ve level de arttırabiliyoruz gold karşılığında. Bir karta tıklayınca level. Yok, sol altta şu an bir şey yok Yasin. Canımız şu. Manamız da bu.
Buradan level basabiliyoruz artık kartlara. Level up, sell. Oo çok iyi. Ama bir şeyi mesela sevmediğimiz bir şey satarsak ileride sevdiğimiz şeyler gidebilir. Bütün büyülerin damage'ı %13 artar. Biri bize saldırınca hasar arttırma. Ya damage'ı %15 arttırır ya da cooldown'ları %15 düşürür. Bu çok güzelmiş. Ben bunu alıyorum bir. İstiyorum, istiyorum. Bu bir alan oluşturuyoruz. İçinde kritik kazanıyoruz. Fazladan vuruyoruz. Bir tane daha mı seçebiliyorum peki? Şunu bir deneyeyim bakayım. Çok seçemiyoruz. Bir şey satalım mı? Bir şey satıp mesela bunun level'ını atlatabiliyor muyuz? Bir kere seçince level atlatamıyor muyuz? Galiba bir kere seçince level atlamıyor. Şimdi bir dakika deniyoruz. Lan oğlum bu burada beni dövüyorlar ama bu çok saçma. Ben bunun içinde ölürüm ki. Ben bu skin'i niye açtım? Pot. Roguelike bu oyun. Oh. Bu neye yarayacak? Bunu satamıyoruz mu? Satmak istiyorum belki. Onun içinde durmam mı gerekiyor illa? Allah kullandı. Oyunun roguelike olması dışında sorun yok. Mesela şimdi ben öleceğim. Yok ben bunları nasıl öldüreyim? Benim bir sürü damage skill açmam lazım. Ben şu an... Çok uzaklaşırsan düşmanlar jump potumu içer. Oğlum manyak mı bu düşmanlar? Ben içemiyorum şu anda. Dur bu oyun roguelike dur. Vurma gözünü seveyim vurma. Şimdi ne olacak? Benim adım Fezit ve sana yeni büyüleri öğretebilirim. Eğer bana sorarsan doğa büyüleri en iyisidir. Ancak her şeyi öğretebilirim. Ha, okey. Bilgi puanlarımıza bunları önceden açıyoruz. Evet, only spells now. Ha, okey. Açtığımız şeyler buradan düşüyor. Oyun içinde gördüğümüz skill'leri buna bastığımız zaman buraya düşüyor. Select the School of Magic. Ha, bir büyü okulunun büyülerinin yüzdesi düşüyor. Şey, mana götürmesi düşüyor. Projectile spell'ler bir tane daha projectile yolluyor. Ben bunu açıp bunu açamadım. Knowledge'ım 1 çünkü. Açamam tabii. Peki buna nasıl puan veriyorum ben? Onu da bilemedim henüz. Sanırım yetersiz puan. Peki nereden başlıyoruz? Beni test al. İstediğin kadar devam edebilirsiniz. Tamam edelim. Bir tur daha dayak yiyelim bakalım. Oyunun mantık gayet hoş. Burn diyor. Biz bununla bir şey yapamadık. Kanka ben niye 10-20 seçmişim ki 10-30 varken? Ver şunu ya. Oh. Oh. 10-30 varken gidip 10-20 seçmişim. Oy, çatırt diye level atladık. Bu gitti. Güzel gitsin istemiyordum zaten. Life arttırma, mana arttırma. Oo, loot düşürme.
Loot düşürme istiyorum ben. Ver loot düşürmeyi. Bak yine skill açmamaya başladık. Loot düşürme şansı geldi artık. Ya ben... Loot düştü. Ne düştü? X mi düştü? Evet, neler gelmiş? Yok, istemiyormuş Shrine'de skill. Projectile yok, ona da açmamıştık. Bu çok güzel. %10 fazla hasar verirsin, %10 cooldown'un düşer. İstiyorum. Şey yazdı ama okuyamadım, neyse. Bir tane daha seçebiliyor mu? Bence seçemiyorum. Yok. İlerleyelim bakalım. Vurmayın, gözünüzü seveyim vurmayın. Bir level'ımız daha atladık. Hemen bir build'ımızı geliştirelim. Ya baştan başladığınızda karakterinizi işe yarar hale getirmek bayağı hızlı yine. O güzelmiş. 700 gold. 700 gold ya da 400 exp diyor. Alak mı? You receive. %10 az hasar yersin. Ben bunu alacağım ya. Bak yine bir şeyler seçmeye başladık ama. Şunu satıyorum. Para lazım. Para verdi o galiba ama. Nice. Yok bu bizden dur. Partisendik. Bu neymiş? Eğer pota ihtiyacın varsa doğru yerdesin. Neyin varmış senin? %30 pot, %50 less damage. Bana can potu versene sen ya. Can potu yeter şimdi. Görüşürüz. Çıkmak istiyorum. Görüşürüz. Bir tane can potumuz var galiba. Ama o pot nereye gitti? Bunda Türkçe yok değil mi bu arada? Yok. Oyunun grafikleri Albion'u hatırlattı. Yalnız ben çok bu hayvanlardan kurtulmak neredeyse imkansıza yakın. Bir şey düştü. Ne düştü? Bize bir %10 daha az hasar alma yeri mi düştü? Yo, niye orada yazdım? Üzerine geldik sanırım ondan. Evet, oyun tatlı duruyor. Lan bir dur arkadaşını öldüreyim hele bir ya. Es. Aa gitti. Güzel item gitti. 11 ile 22 arası damage verir ve yakar. Whenever an enemy takes damage, increase 145 fazla durma. Ya bu spell de çok az vuruyor ya. Biri bize saldırınca fazladan tecrübe alma istiyorum ben. Evet. Peki buna ben level bassam ne oluyor? Yok, beğenmedim. Oyun hikayesi büyü okuluna girme sınavını geçmek. Diyoruz. Gold, güzel bir gold düştü oradan. Boss fight vardır muhtemelen. Bilerek damage yiyorum şu an. X veriyor bana. Yediğim her damage X veriyor. Zaten öldüremeyecekler beni. Merhaba. Burası neymiş? Daha iyi fiyat bulamazsın diyor. Ne varmış ki? Kartçı bulduk. Uf. Neler var burada? 400 gold'dan. İyi, hepsine paramız yetiyor bakalım. Bütün cooldown'lar %10 düşer. Ben bunların hepsini alabiliyor muyum? Yoksa aldıktan sonra gidip oradan seçen mi gerekiyor? Damage arttırma. Chance to land a critical strike. Ha. Okay, X veriyor. Takes your damage, increase your armor. Bu armor artırma güzelmiş.
Bunu asla istemiyorum. Bir kere onu geç. Ya şimdi bunu alsam başka bir şey alamayacağım. Ben bir şöyle bir şey deneyeceğim. Şunu alayım. Bunu da alayım. Bir tane daha 400'lük alayım mı? Bunu da alayım. Hepsini verdi bu arada. Çatırt diye verdi. Ne oluyor? Ha, burada ne çıkacağını gördük. Tamam. Bütün parayı gömdük ama. Şu an güzel oldu gayet. Cooldown'umuz azaldı. Damage'ımız arttı. Bir de bir damage daha artışı aldık. Görüşürüz. Biz bur Lan tap pot içmiyordu değil mi? Tek potumuzu ben tap neye yarıyor diye öğrenmek için içmedim umarım ya. Bu ne? Bir orada statlarımız var. Evet içmişim. Tabi artık hiçbir işe yaramıyor. Bilerek damage yiyorum şu an. Zaten ölmeyeceğim. Hayvani exp kasıyoruz. Direkt verdim mi bunu? Ay. Armor arttırma. Her hasar yediğimizde armor arttırıyor. Yalnız karakter customization çok iyi şey olarak. Şu an başlangıcımla alakası yok karakterimin farkındaysanız. Mesela potum yok. Potum vardı. Ben bilerek kaçmıyorum ya. Damage falan atamıyoruz arkadaşlar. Yalnız iyi vuruyorlar. Sıkıntı yok. Bir dakika. Şöyle bir şey yapsak. Biraz beklesem mesela. Bunlar bana ölüyor mudur? Keseyim artık. Ben tecrübemi aldım sonuçta oradan değil mi? Bence çok mantıklı. Bu da bir build tarzı tabi. Can arttırma. %20 ekstra şey. 18-31'e çıkmış bu. Bizim bu spell 14-40. Bu daha level kasıyor mu ki? Can arttırma mı alayım? Spell mi? Bir spell daha alalım artık ya. Movement speed istemiyorum. Bunu satabiliriz. Lan o yakına vurma mıymış? Vah 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 vah. Mantıklı upgrade edip alabilirim de gold. Ha gold kasmışız da bayağı gold kasmışız. Şimdi ben bunların arasına girip mesela 1'e bastım. Ne oluyor? Öf. Güzel. Sınavı ne zaman geçerim tahminen? Bunlar beni öldüremeyecek kolay kolay o belli. Ben buralardan gezdim. Şuradan aşağı inek. Vurun vurun. Beleş tecrübe. Vur 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 vur. Oh. Geber artık. Gold'umuz güzel. Şimdi upgrade deneyeceğiz dediğin gibi. Oo, bunun damage'ı çok iyi. %20 damage arttı ama bu ya. Bir dakika. Önce bir upgrade'imizi alalım. Bir upgrade daha alabiliyor muyuz? Çok iyi. Bir upgrade daha. Oğlum. Bir upgrade daha. Daha var mı? Bir upgrade daha. Ver. Bak yine pot içtim ya. Tab niye basıyorum ben bu oyunda? En son buna girdiğimde ben zararlı çıkmıştım ama. Hayır bunu istemiyorum. En son bunu yaptığımda hayatım kararmıştı. Boss gelsin boss varsa boss'tan korkan boss gibi olsun ya. Ben ama oradan nasıl geçeceğim mesela? Bunları bana oyun söyledi hiç fena ol.
Evet, haritayı açmak için basıyorum. Ghost arkadaş kaldı. Ben bir videoyu da ölerek kapatmak istemiyorum ama boss merak ediyorum mesela. Onu ne yapacağız? Gelin, sizden korkan sizin gibi olsun. Ne oluyor? Güzel. Bir boss fight, bir şey. Yok yok, bunlarda hiçbir şey yok. Ben bayağı OP'yim şu an. Onu ne yapacağız? Bu ne? Alınmıyor. Ne oldu? Bir şey oldu. Ölüyorum. Ölüyorum. Buraya kadarmış. Buraya... Ne oldu ki? Gerçekten mi? Evet, geçemedim sınavı. Şimdi burada neler gelmiş mesela? Neler var elinde diyor. Knowledge'ımız 22 olmuş. Ha, mesela burada projectile'larımız, bir tane daha projectile açar diye 12 puan verdik. Buradan 4 knowledge'ımızı harcayıp 3 tane daha şey açtık. Mesela bu daha hızlı tecrübe kasmayı sağlıyor. Bir yere ışınlanma. Bu projectile yolladığımızda ilk rakibin içerisinden geçer diyor mesela. Fazladan tecrübeye verelim. Ben OP'yim bu arada dedikten sonra öldüm. Evet yani. O zaman. Artık boss'u görmek de size kalmış. Oyunu beğendiyseniz aşağıdaki G-Rant linki üzerinden girip 20 Nisan'a kadar ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Ayrıca şu anda da yayındayız. Yayınlarımıza gelmek isterseniz yayının linki de aşağıda. Discord linkimiz de aşağıda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.